Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerine huzurunla sunuş kılışımız. Kınemizde dikkatler ekranımız bulsun. Uyghur Adliye Arxipi tokulma paketler mecburlanan guvahçılar arxipimizden kıymetini çürelmeydi o dedi. Atalmış Uyghur Abdunum Rayonluk Partikom Teşvikat Bölümü 2. fevral Beycan'da Uyghur vaziyeti hakkında 2. kıtımlık ahbarat elan kılı yığını ötküzüp, Norvegiye'deki Uyghur Adliye Arxipi namlıq tetkikat merkezine yalgancılık arxipi deyip ayıplıgan idi. Mezkur haber muhaciretki alakadar faaliyetçi ve guvahçılarının küçlük inkasını kozgıdı. Xitay mezkur ahbarat elan kılı yığında Profesör Günlar Obolni sözültüp, özünün tutkunda emesliki hakkında guvahla bergüzgen. Ama aldınki ile Kaşgar Üniversitesi bilen bolgan telefon ziyareti devamında Mezkur Üniversitesi'nin memuriyet hadimi Günlar Obol Katarlık 4 profesör ve mektep rehberlerinin vazifesinden kaldırganlığını aşkarlıgan idi. Günlar Obol'un ismini inek tılık alıgan bu hadim bu 4 profesörünün iki yüzümüçilik bilen tutulganlığını delilgen idi. Uyghur Adliye Arxipi'nin mesulü Bahtiyar Ömer Efendi Xitay rejimi astıdaki heçkandan Uyghur'un müstakil fikir kılıç erkinliği yokluğunu eskertip Gülnar Obul'un öz ötmüşü hakkında yalgan sözleşke mecburlanganlıkını oturğa koydu. Bahtiyar Efendi'nin deyişçe, Gülnar Obul mecburlanğa bayanatına özünün nöbette tutkunda emeslikine tılgı alğan bolsa mı, ama ilgiri bir kıtım tutulgan yaki tutulmağanlık hakkında eğiz açmağan. Xitay'nın mezkur ahbarat yığındı yana, futbolcu Erpan Hizim'nin nöbette futbol meydanlarında top oynavatkanlıkını körsütüp, Uyghur Adliye Arxipine yalgancılık arxipi deyip ayıplıgan. Emeliyette Erpan Hizim 2018 ile 2. ayının ahırdan 2019 ile 1. ayının ahırlarıca futbol meydanı ve ictimai taratkuların izdereksiz kayıp bolgan. Şu çağdaki inekhlaşlarda dörbülcün sakçıları Erpan Hizim'nin tutkunda ikerlikini delillep bolgan. Hatta mesul kadımlar Erpan Hizim'nin dörbülcünden türgün terbileş merkezde ikerliki ve çetelge çıkarlıkı üçün tutulgallıkını aşkarlıgan. Bahtiyar Ömer Efendi Dünya Futbolcular Birleşmesi'nin 2018 ile 13. iyun günü Erpan Hizim hakkında bayanat ilan kılıp, Xitay tarafına bu yaş istihbarlık futbolçunun lagerden kuyup berişke çakırganlıkı ve Xitay tarafına şu çağda Erpan lagerde bolganlıkı üçün bu çakırıqa inkaz kaytır olmağalıkını eskertti. Yine aynı çağdaki inekhlaşlarda Erpan Hizim'nin bir yılı yakın lagerde yatkandın kiyin, halkara cemaat fikirinin bisimi bilen kuyutulgeliki ve Suning futbol klubu bilen tohtamaşkallıkı məlum bolgan idi. Günlar obulundan bolsa tutkunda ikerlikke xabar kılınıp, 2-3 hepte ötkendinkin kuyu berilgelikke ve ürümcüge hizmeti yötkelgelikke aşkarlangan idi. Mezkur ahbarat yığında, Kuçadaki Doktor Tahir Hasan'ın normal hizmet işlevatkallıkı ilgiri sürülüp, aynı çağda Kuça Nahiyelik Doktor Han'ın amallıkı hadimi Tahir Hasan'ın xatalı kişiler bilen telefonda sözleşkelikke üçün tutulgallıkını delilgen idi. Bahtiyar Efendi bayanatıda Erpan Hizim, Gülnar Obul ve Tahir Hasanlarının nöbette sırtı ikerlikke, onlarının ilgiri bir mezgil tutkunda ikerlikine inkar kılılmaydı o dedi. Bahtiyar Efendi bayanatının ahırda, özlerinin Adliye Arxipiga tutkun aile tavabatları ve müstakil akbarat organlarının haberlerinden uçur toplavatkallıkı, hem uçurlar hakkında özlerinin müstakil teşhiriş ile bervatkallıkını bayan kılıp, Xitay tarafından tokulma paketler ve mecburlanan guvahçılarının bayanları bilen Uyghur Adliye Arxipidiki uçurlarının kıymetini çürelmeydiganlıkını eskertti. Ankara'daki millet nöbetimiz faaliyeti tosup kılındı. Ankara'daki Xitay baş konsulxanası aldıda davamlaşkılı bir neç gün bolgan ailem kayarda faaliyeti Türk sakçıları tarafından tosup kılındı. Bildirilişçe tünögün faaliyetke katnaşkan 4 yaşını Türkiye sakçıları sakçı idarısına ilip verip, Xitay konsulxanası aldıda kılgan faaliyetlerinin maksatlarına münasebetlik ahvallarını sorgandan keyin kuyup bergen. Ama faaliyetini devamlaştırış üçün Ankara'daki yataklarda konup kalgan Uyghurlar bugün yataktan çıkıp Xitay konsulxanası aldığa manganda Türkiye sakçıları onlarını İstanbul'a kaytışka buyurgan. Neç gündün beri faaliyetini devamlaştırıvatkan başka Uyghurlarının mı Xitay konsulxanası yanına berişke ruhsat kılınmıgan. Nöbette onlar Ankara valiliği bilen görüşüş arkalık faaliyetini devamlaştırışka tırışmaktayken. İstanbul'daki namayişçiler bolsa bugün mü Xitay baş konsulxanası'na yakın Dıngız sahili yanında narazılık faaliyetini devamlaştırmakta. Küzetkişiler Xitay'nın Şerqi Türkistan'daki Uyghurlarını mecburi guvahlık bergüzüp, Şerqi Türkistan'daki Uyghurlarını kırgın kılıç cinayetinin kıçışka urunuvatkan bir muhim peytte kozulgan ailem nede faaliyetinin Xitay'ını katı bir aram kılıvatkalıkını. Barlık amallarını kılıp,
bu hareketini tosuşka urunuvatkanlıkını bildirişmekte. Dahu şirketi kameralarının Uygurlarını perihlendiriş iktidara dikkat kozgıdı. Dünyadaki nazaret kamera sistemleri tetkikatı bilen şoğulundan tetkikat şirketi 9 fevral Xitay'nın en çok nazaret kamerası işlep çıkardığan Dahu şirketi işlep çıkartan kameralarının meksus Uygurlarını perihlendirdiğin iktidarı ve bu sisteminin kanda kılıp sakçıga sinyal berdiğallıkıdaki işleş cereyanı tepsili çöndürülgen bir video işlep tarqattı. Mezkur video tarqıtılgandan keyin Xitay nazaret kamerası şirketlerinin Uygurlarının kişilik hukukuna eğer derecede depsini kılışka katnaşıvatkallıkı yeni bir kıtın münazır kozgıdı. Bugün bu vaxtı yine Amerika'daki Los Angeles vaxtı gizitidimi haber tarqıtıldı. Haberde dünyadaki en çok nazaret kamerası işlep çıkarguçı bulup hesaplandıgan bu şirketlerinin ile hem Amerika bazarını ve dünyanın başka caylarını kamera bilen teminleydiğen asaslıq menbe bulvatkallıkı tekitlendi. Haberge asaslanganda, Dahu şirketi gerçi Amerika hükümeti tarafından cezalangan 20 şirket içinde bolsuma, bırak bu şirket Kaliforniya'da kem digende 80 orun bilen amevi tohtam tüzgen bulup, suadının kıymeti 10 milyon dolar yetidigen. IPVM tetkikat şirketi bu yıl 1. ayda, Xitay'daki Haykan, Dahu ve Yuxi Qatarlıq çoğun teknika şirketlerinin öz kameralarındaki Uyghurlarını baykaş, iz koğlaş ve nazarat kılış iktidarının patnit hukukunu tizimga aldırgalıqını aşkarlap zor qulguluğa kozgan idi. Aynı çağda bu Xitay şirketleri muhbirlarga kaytırgan inkası da patnitka iltimas kılgan şu teknikler çokum şu maksatta kollundu digerlik emez deb özünü aklıgan. Los Angeles vaxtı gizitinden haberge asaslanganda yukarıdaki Dahu Qatarlıq şirketlerinin Amerika ve başka devletler bazırga kirbatkan kameralarga Uygurlarını perihlendiriş iktidarı koşulgan koşulmalıq inik emezken. Bırak o yenila kişilik hukuk pahaliyetçilerinin küşlük endişisini kozulgan. İYİ Partiyası vekili AK Partiyası'nın Uygur meselesindeki sükutunu ayıpladı. Bugün Türkiye parlamentoda söz kılgan İYİ Partiya İstanbul milletvekili Yavuz Ağıroğlu, Hakimiyet Beşidiki Adalet Terakiyat Partiyası'nın Uygur meselesindeki sükutunu ayıplab, Azerbaycan'a kılgan pidakarlıkınızı Kaşgar üçün azraf bolsumu kılgan bolsanız, Çin kalbimizden rahmet etkan bulatdok dedi. O sözü de yine, siler halkırağa dünya 5'ten çoğun deb elan kılgan bir kişinin Xitay'a kelgende sükut kılvatkallıkını eskertip ütümen. Közleri de azatlık oğutları yanıgan Osman Batur pezzetlerinin iptige tacavuz kılıngan bir muhim peyitte sükut içide turuleş Türk devletige yaraşmaydı. Dünya 5'ten çoğun bolgan iken 5'ten içide Xitay mı var? Angliyadan, Amerikadan, Rossiyadan, Fransiyadan qo'rqmaysiz, nima uchun Xitoyga kelganda qo'rqsiz, nimishqa Xitoyga kelganda sukut qilasiz deganlarni ta'kidladi. U hokimiyat beshidagi Oq partiyaga xitob qilib, biz doim Uyg'ur qarindoshlarimizning yonida turishimiz kerak edi. Anqara Xitoy konsulxonasi oldida onam qayerdan, tuqqanlarim qayerda degan qarindoshlarimizning ahvozlarini nima uchun bilmasga solisizlar deganlarni bildirdi. Oxirda u Turkiya Xitoy jinoyatchilarini qaytarib berish kelishimi haqida to'xtalib, bu kilişimini şermendelik deb süpatledi ve hiç kandak partiye teşkilatının ularının bu ahtiki kararını özgertilmediğallıkını tekitledi. Bu teşekkürlerimizin peşine şöyle eklemek isterdik. Osman Batur için de size teşekkür etmek isterdik. Kaşgarlı Mahmut için de teşekkür etmek isterdik. Yusuf Has Hacip için de teşekkür etmek isterdik. Efendim Bakü için ortaya koymuş olduğunuz fedakarlığı Kaşgar için gösterseydiniz de kalbimizi doldura doldura teşekkür edeydik. Dünyanın bütün devletlerinin gözlerinin içine baka baka Türk devletinin başı olarak dünya beşten büyüktür diye haykıran bir adamın 4 devleti sayıp Çin mevzu bahis olunca susuyor olmasına da kızalım. O suskunluğun Osman Batur'un mezarında onu muazzep edeceğini hatırlatalım size. Çünkü gözlerinde Doğu Türkistan'ın hürriyet meşalesi yanmış bir kahramanın çocuklarının bugün ırzı iffeti çiğneniyorsa Türk devletinin başına burada ırzı iffeti çiğnenenlere karşı sessizlik asla yakışmazdı. Madem dünya 5'ten büyüktür, 5'in içinde Çin de vardır. İngiltere derken korkmuyorsunuz, yutkunmuyorsunuz. Amerika derken yutkunmuyorsunuz. Rusya derken yutkunmuyorsunuz. Fransa derken yutkunmuyorsunuz. Çin derken niçin yutkunuyorsunuz? Niçin Çin demekten imtina ediyorsunuz? Niçin Çin derken dünyada sesinizi, soluğunuzu herkesin dinlediği toplantılarda size Türk devletinin, Türk milletinin haklarını çiğnemez bir edayla Doğu Türkistan'da ırzını çiğnemeye kastettiğiniz Türkler adına sözleniyorum. Cümlelerini niçin duymuyoruz? İnternete girince sosyal mecralarda Mısır için ağlarken görüyoruz sizi.
İftihar ediyoruz mazlumların çığlığı olmanızla. Filistin'e verdiğiniz sese soluğa kuvvet veriyoruz. Bakü'de arkanızda durduk, iftiharla şerefle destekliyoruz. Ama Kaşgar'ın sessizliğine, Doğu Türkistan'ın sahipsizliğine asla sessiz kalmayacağız. Xitay bu yılmı Uyghurlarını çağın ötküzüşke mecburlamaqta. Tayvan Xalqara Radyosu'nun haberde bildirilişçe, Xitaylarının çağın bayramı yıkılışı bilen Şerqi Türkistan'daki Uyghur Qatarlıq Müslüman milletler mi bu bayramga mecburi tayyarlık kılışkı başlagan. 13 fevral Xitaylarının çağın bayramı bulup, bu bir neç gün içinde Şerqi Türkistan'ın Kaşgar, Xotan ve Aksu rayonlarında kuçularda Xitay'ın örüp adeti boyunca renglik panoslar mecburi ısılgan bulup, Uyghur Qatarlıq Müslüman milletlerden Xitaylar bilen birge çağını tebrikleş talep kılıngan. Xabarda qaytqınışça, Xitay Kompartiyası Şerqi Türkistan'daki Xitay dairelerden çağın mezgillerden paydalanıp, Uyghurlarının Xitay siyasetinden narazi bolgan bolmağallıqını inihlaşka buyurulgan bulup, Uyghurlardan işik aldı ve hoylisiga panos isişini talep kılgan. Çağın ötküzmeyen Uyghurlar Xitay medeniyetine karşı turgan əsəbiler dəb ayıplinip, ceza lagerlerga sulangan. Xitay dairleri yine çağın mezgilde yezi kenetlerinin çokum çağalı faaliyet uğurlaştırışı, faaliyetke barlıq kenet ahalisinin çokum katnışı kerehlikini talep kılgan. Xabarda Xitay dairelerinin 2017 yılından beri Xitay çağını mezgilde Uyghur ve başka milletlerine panos isişka mecburlap kelgenlikke, her bir aileye çoşku göşü tarqıtıp, Müslüman halkı bu göçünü yiyişken mecburlanğalıqı, red kılgallarını əsəbi terörçü deyip ayıplab, lager yakı türmelerge sulğalıqı kayıt kılıngan. Şerqi Türkistan'daki başlangıç uttur mekteflerde yanfundan çekilenişi dikkat kozgıdı. Yakında atılmış Uyghur Abdunum rayonluk mağarıp tarmakları okturuş tarqıtıp, başlangıç uttura mektepler içi de yanfun işiltişini birdek çekilgen. Şincan gizitide tarqıtılgan haberge asaslanğanda, yakında Şerqi Türkistan'daki mağarıp tarmakları başlangıç ve uttur mekteflerden okuguçlarının yanfullarını mektep içiye ilip kirişine katkı kontrol kılışını talep kılgan. Haberde yine mundaq deyilgen. Zürür bolmağıca okuguçlarının yanfunun mektep içiye ilip kirişine katli yol koyulmaydı. Alahide ehvalda ata anılar mektepke aldın iltimas kılış gerek. Ata anılar mektepke yazma iltimas sunugandan keyin çekli kirgüzüş prinsipi yolga koyuldu. Şerqi Türkistan'daki mağarıp dairelerinin ciddi halda başlangıç uttur mekteplerde yanfunlu çekilişi dikkat kozgavatkan bulup, bu kararının pekat Şerqi Türkistan'daki mekteplerde yolga koyuluşu bulup mu Peyzivat nahiyesinde bir Xitay okutukçunun Uyghur okuguçularını sınıfta katlı urgan körünüşleri aşkarınıp ketkenden keyin bu kararını çıkarğalıqı çet eldeki Uyghur küzetküşlerinin dikkatinden kaçmadı. 2020 yılı 12 ayının ahırı, Kaşgar'ın Peyzivat nahiyesindeki malum mektepteki Xitay okutukçunun bir Uyghur okuguçunu rahimsizlerce katlı urgan körünüşü, ictimai taratkularda aşkarınıp kitip zor gulgula peyda kılgan idi. Keyin Peyzivat nahiyelik sahçı idarisi okturuş çıkırıp, Uyghur okuguçunu urgan Xitay okutukçunun teşhirulvatkallıqını, hem de o Uyghur okuguçunun kulukının tayak zarbıda yalangallıqını delilleşken mecbur bolgan idi. Türkiye bilen Xitay gayet zor sumluluk sodu planı tüzdü. Sabah gezitinin bugünkü haberde bildirilişçe, Türkiye eksportini köpeytiş üçün Xitay bilen bolgan sodu münasebetini tığımı yukarı pelliğe kütürüşünü planlıgan. Haberde kayıtlanışça, Türkiye Xitay'a karta sodu eksportini köpeytişini planlıgan bulup, bu yıl Xitay bilen bolgan sodu külümünü 5 milyar dolarga yetküzüşünü planlıgan. Bunun tayarlıqı süpüde yıkında Xitay bilen Türkiye arsidiki tümür yol musabisi 13 günge kıskargan. Türkiye bu arkalık taşkı soda pası balansı 40% yetken. Xitay Türkiye soda münasebetini yukarı seviyeye götürüp, eksportini aşırışta yeni istratiyasını yolu koyuşuna oylaşkan. Türkiye soda ministeri Ruhsar Pakican bu hafta toxtalıp, Xitay Türkiye işki devlet otursudaki soda mahsulatlarını almıştırış ve yeza ilgilik mahsulat eksportini devamlı köpeytiş için Xitay bazarı tıxımı küçülük orunda durdu. Mən Xitay bazarını nişan kılgan soda türüne kolaymen degen. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi görüşük şahslarına Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırmağa köptün köp rahmet eylemen. Selamun aleyküm ve rahmetullah.